Doğaçlama aslında tiyatronun kökenidir. Yani özellikle oyunculuk eğitimine başladığınızda ilk adım attığınız şeydir doğaçlama. Yani hiçbir yazar yönelimi olmadan, hiçbir karakter yönelimi olmadan bir durumu tamamen kendi cümlelerinizle, kendi deneyiminizle yaşatmak ve sahneye koyma halidir doğaçlama. Bu işin daha çok eğitim yönüdür. Yani size konservatuara girdiğinizde bir hocanız der ki örnek olarak bana şu anda bir saksı ol, saksıdan bir hakeme dönüş, hakemden orkestra şefine dönüş, orkestra şefinden trafik polisine dönüş der. Ve siz kendi imgeleminizi, kendi yaratıcılığınızı kullanarak bu dönüşümü yaratırsınız. Bu aslında doğaçlamak bir kendinizi keşfetme halidir. Profesyonel oyuncular için doğaçlama ise genelde oyun özelinde yapılan bir çalışmadır. Yani ben bugün bir karakteri canlandıracağım. Örnekse Hamlet'i canlandıracağım. Bilinen bir örnek olduğu için. Hamlet'in yaşadıkları doğrultusunda yönetmen bana bir çerçeve çizer. Ve bu çerçeve içerisinde Hamlet'in halini, durumunu, yaşadıklarını kendi cümlelerimle, kendi deneyimlerimle anlatmam ve deneyimlememi ister. Yani aslında doğaçlama dediğimiz şey bir çalışma biçimi, oyuncunun ruhsal esnemesidir, ruhsal sporudur diyebiliriz. Ve oyuncunun kendinde keşfettiği alanlara yol açan egzersizdir. Yani ben doğaçlama yaparken bir metin çalışırken ortaya çıkaramayacağım birçok alanımı, birçok ruhsal halimi, birçok mağaramı keşfedebilirim. Gizli kalmış köşelerimi keşfedebilirim doğaçlama esnasında. O yüzden gerçekten oyunculuk eğitiminin temeli ve en önemli yanıdır diyebiliriz.